Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla sonunda 15 sene aradan sonra falan karşınızdayım. Çok özür dilerim video çekemediğim için çünkü hiçbir şeye vaktim yoktu. Haftanın 7 günü çalışıyorum, 2 işte ve bu hafta bugün tam 10. günüm izinsiz çalıştığım, artık 9 mu 10? Neyse, ne fark eder, siz hayal edin artık. Ölüyorum, çok yorgunum, çok vakitsizim, hiçbir şeye vaktim yok. O yüzden de yapmayı çok sevdiğim videoları ne yazık ki yapamıyorum. Bugün biraz fırsatım var. 2 saat kadar evdeyim. Daha sonra yine işe gideceğim. Fırsatım varken de hazır video çekeyim dedim. Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır umarım. Sonunda bu videoda saçlarım düz. Gördüğünüz gibi saç düzleştiricisi almıştım biliyorsunuz daha önceki videolarımda. Ki Allah'ım aşığım ona. Aşığım. Bildiğiniz aşığım. Onunla saçlarımı düzleştirdim ki bugün ikinci günüm. Gerçi az önce düzelttim ama biraz yine de bence çok iyi. Normalde sandı, tabii benim saçlarım biraz manyak. O yüzden çok düzgün görünmüyor olabilir ama neyse. Normalde San Diego'nun havası inanılmaz nemli. O yüzden de saçlarımı düzleştirdikten sonra dışarı çıktığımda anında bozuluyordu. Hemen dalgalanıyordu. Fakat dün ya yıkadım saçlarımı, düzleştirdim. Çıktım, öyle olmadı. Aslında deli gibi de sıcak ve çok sıcak terliyorum falan. Yani normalde bozulması lazım ama bozulmadı. Bu sefer hava nemli değil, sıcak. O yüzden sanırım bozulmadı. Saçmalıyor muyum? Neyse. Öyle yani, saçlarımı düzleştirdim. Yüzümde bir makyaj ve cilt tenime uymadığını düşündüğüm bir fondöten var. Sanırım fondöteni bir daha kullanmayacağım. Şu an kendimi çok kırmızı gibi görüyorum kameradan. Umarım siz öyle düşünmüyorsunuzdur. Son zamanlarda birkaç alışveriş yaptım. Aslında çok da böyle almışan bir şey almadım hiç ama işte bir iki tane makyaj malzemesi, birkaç tane makyaj dışı ama kozmetik ürün, birkaç tane böyle güzel kokudur, mumdur vesaire o ve birkaç da kıyafet. Ki bu benim yaptığım muhtemelen ilk kıyafet videosu olacak. Daha önce ayakkabılarla ilgili bir video yapmıştım ben Türkiye'de yaşarken. Fakat kıyafetle ilgili bir video hiç yapmamıştım. Bana da sorular geliyordu. Ne giydim ya da işte kıyafet videosu yapar mısın tarzı. Gerçi bu bir ne giydim videosu değil ama hoş olduğunu düşünüp kıyafetler aldım. Büyük beden kıyafetler bunlar bu arada. Büyük beden olduğumu farkındasınızdır muhtemelen. Ay ne kadar çirkin görünüyorsun. Bunu da üstüme giydim. Hava da çok sıcak, 40'a giydim. Ama onun bir sebebi var. Neyse. Başlayayım videoya. Önce kıyafetlerle başlayayım. Walmart'tan şunu aldım. Geçenlerde. Allah. Ya bildiğiniz ne deniyor bunlara? Hatta Charlie şey dedi, bu erkek atletine benziyor, bunu mu aldın dedi. Ama atlet değil bu ya, böyle askılı, kolsuz tişört. Adını da bilemedim. Bunu aldım, 3,5 dolardı. Aldım ve giyiyorum. 2X large bu arada bu. Normalde ben giydiğim şeyin kalıbına bağlı olarak Türkiye'deyken X large ya da 2X, yani XX large giyiyordum. Fakat burada genelde kıyafetlerin kalıpları büyük Türkiye'ye göre. O yüzden X large giyiyorum. Ama bazen bazı kıyafetler, mesela bu aldığım şey genelde böyle teenager'lara, yani gençlere yönelik şeyler satan, böyle belli bir işte atıyorum 13-20 yaş grubuna, 20-21 yaş grubuna hitap eden bir marka. Onun kıyafetlerinin bedenleri oldukça dar. O yüzden de 2X large aldım. Memnunum. Şu an siyahı da üzerimde hatta. Neyse göstermeyeyim. Çok fazla şey inersem biraz dekolte gibi olacak. Aynısını siyahını da aldım üstümde. Bunların tanesi 3,5 dolardı sanırsam. Öyle bir beyaz bir siyah aldım. Bir tane etek aldım. Ki bunu bu alışverişimde almadım. Daha önce almıştım. Şöyle görünüyor. Bilmiyorum. Nasıl görebiliyor musunuz? Benim kıyafetlerim büyük olduğu için kameraya sığmayabilirler. Bu böyle hafif aşağı doğru açılan çan etek gibi bir şey. Bunu iki şekilde giyebiliyorsunuz. Ya etek olarak ya da şöyle üstünüze giyip strapless bluz gibi. Ben her iki şekilde giyiyorum ve strapless bluz olarak da bayılıyorum hatta bunu giymeye. Hatta daha önce bir video yapmıştım. Charlie'ye yaptığımız videoda ve sanırım bir önceki videoda diyordum. Üstünde bir şey var ama üstsüzüm gibi görünüyor kameradan. Üstünde olan şey buydu. Fakat bununla ilgili bir hata yaptım ben. İşte Amerika'daki kıyafetlerin büyüklüğünden kaynaklanıyor. Ben bunu XX large almıştım. Fakat bu bana çok büyük. O yüzden de giyerken muhakkak şöyle şu kenarlarından falan çengelliğini elde tutturmak zorunda kalıyorum. Bunun X large'ı, hatta large'ını bile alabilirmişim. Çünkü penye ve
büyük. Ve bunu da sanırım indirimden Target'ten almıştım. Bu arada az önce gösterdiğim tişörtleri Walmart'tan aldım. Tişörtü, üstünde olan tişörtü Walmart'tan aldım. Bunu da Target'ten almıştım. 4 dolara indirimdeydi bu. Ay gene ciğerlerim yandı. Gene bir şey içeceğim. Bardağım çok tatlı. Bardak değil tabii. Kupa. Bunu bulmadı. Kupa. Kap. Çok tatlı. Halloween geliyor. Kostüm olayına girebiliriz. Hayatımda hiç Halloween kutlamadım. Buraya gelmişken kutlamak lazım sanki. Ay bu çok güzel bir şey ha. Bir elbise gördüm. Ki benim vücudum aslında elbise giymeye hiç müsait bir vücut değil. Bu elma tipi vücut denilen bir vücuda sahibim. Yani üst göğüs bölgesi küçük. Yazık ki. Kalça küçük. Göbek büyük. O yüzden de elbise giymeye uygun bir vücut hiç değil. Ama bu elbiseyi gördüm ve aşık oldum. Yani Allah'ım dedim o benim olmalı. Aldım. Bilmiyorum. Strapless bir elbise. Şurası göğüs kısmı. Şurası birazcık böyle lastikli gibi. Sonra aşağı iniyor. Bilmiyorum kameradan nasıl görünüyor. Ne kadar net. Hiçbir fikrim yok. İlk defa kıyafet videosu yapıyorum. Mini bir elbise bu arada bu. Şöyle. Arkası da şu şekilde. Ve aşık oldum. 9.99'du. Ben bunu indirimle aldım. Satılan yerde arkadaşım çalıştığı için bana indirim yaptı. Ama çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok seviyorum canım benim. Ve içinde hiç güzel görünmüyorum. Ama yine de onu çok seviyorum. Daha sonra bir başka aldığım şey. Ay bu çok kötü görünüyor çünkü yeni çamaşır yıkadım. Çamaşır yıkadığım gün vaktim hiç yoktu. Çamaşırları kurutucudan aldığım gibi yatağın üstüne attım. İşe gittim. Katlamaya falan vaktim olmadı ve çamaşırlar biraz ıslaktı içinde kurutucudan çıkmalarına rağmen. O yüzden de kırış kırışlar. Şu göstereceğim şey de kırış kırış bu sebepten. Yanlış anlamayın. Bu bir aslında tight bu. Tight gibi bir pantolon. Fakat asker kamuflaj desenli ve ben kamuflaj seviyorum arkadaşlar. Şöyle yanlarında cepleri var. Ya çok başarısızım bu konuda gösterme konusunda kusura bakmayın. İlk biliyorum ama bu böyle fiyatlarla. Allah hala ıslak arkadaş ya. İki kere kurutma makinesinde kuruttum hala ıslak. Neyse. Böyle. Hangi bedenmişsin sen yorum? Bedenini yazmıyorum. Neden? Olur mu ya? Yazıyordu. Ay neyse. Sanırım X large'dı bu. Evet bunun X large olması lazım. Zaten beli lastikli çok önemli değil o yüzden. Şöyle bir camouflage tight. Biraz kalın ama çok tight gibi değil. Daha sonra paketi göstermeliyim size. Çünkü çok güzel bir etek aldım. Yine aşık olarak. Ben biraz dantel aşığıyım. Kıyafette, iç çamaşırında her şeyde dantel çok seviyorum. Bu etekte de dantelimsi bir şeyler vardı. Şu uçlarında galiba. Çok güzel. Etek bu şekilde görünüyor. Uçları da şu şekilde. Çok tatlı değil mi ablaları? Biz birbirimizi çok sevdik. Biraz mini bir etek. Öyle bedeni... Allah! Demiştim size ben o kadar genç değilim diye. Gösteriyorum cümle aleme ibret olsun diye large bedeni. Bedeni large olduğu için de sıkıyor beni biraz. Belli ama çünkü şu lastik gibi. Fakat no problem. Seviyorum. Bunu da 9.99 gene sanırım 5.99'a mı ne aldım. Bu benim canım. Evet. Bir başka aldığım. Ha bunu çok severek almıştım. Bu da yeni değil aslında. Alalı bayağı oluyor. Ama gösterme fırsatı olmamıştı. Bu bir mayo. Ki ben burada okyanusa falan yine susadım. Nerede benim? İçeceğim. Diyet kola içiyorum bu arada. Normalde okyanusa falan girmiyorum ben burada. Türkiye'nin özellikle İzmir'de yaşayan bir insan olarak Çeşme'nin gibi sahilleri dururken buradaki dalgalı, yosunlu, soğuk, pis, okyanus pis değildir muhtemelen ama okyanusa girecek değilim, beğenmiyorum. O yüzden de hiç mayo falan yanımda getirmemiştim gelirken. Fakat bir gün Target'ti galiba yine. Target'te gezerken bu mayoyu gördüm ve aşık oldum. Amerika'da giymem. Ama Türkiye'ye yanına götürürüm diye aldım. Çünkü
elbise gibi görüyorsunuz, strapless bir elbise gibi, şu göbek kısmı boğum boğum, sonra altı da elbise gibi görünüyor mu? Ama tabii ki bir mayo, şu altı mayo kısmı var. Çok güzel bence ve ben bunu giydim. Normalde giymem diye düşünüyordum. Şu göbek kısmı falan da böyle boğum boğum olunca sizi ve biraz da sıkıyor, böyle daha zayıf gösteriyor, daha bir oturuyor vücuda, göbeği falan daha az gösteriyor. Normalde şu kolları var fakat takmayabilirsiniz. Ben taktım çünkü maşallah bende göbek namına her şey var ama şunları dolduracak malzeme fazla olmadığı için biraz garip duruyordu. Ne yazık ki bunları giymek zorunda kaldım. Garip mi bunlardan bahsetmeyi bilmiyorum. Neyse, bunlar da fazla uzun geldi ama ben de şey yaptım, kıvırdım. Çünkü ben bunu giydim. Nerede giydim? Charlie'nin teyzesinin evine davetliydik. Barbekü için mi? Havuz partisi mi? Ne yapıyorlar? Ve evlerinde havuz var. Ben de onu demiştim. Giymem yani ailenin önünde. Öyle mayo falan giyemem, utanırım diye. Bir gittim. Zaten Charlie'nin teyzesinin oğlu evli. İki oğlu da evli. Eşlerinden bir tanesi benim 3 katım falan. Bildiğiniz 3 katım ve onda maşallah her şeyle var. Belki 170-180 kilo bir kadın. Bayağı bayağı kilolu. Neyse, giymiş bikini mi? Yok pardon, mayoydu. Giymiş mayosunu, rahat rahat takılıyordu. Eh dedim ya, o giyiyorsa ben de giyerim. Giydim. Bence fena da görünmüyordum içinde. Havuz partisindeydik. Havuz da çok güzeldi. Bunun bedeni de sanırsam, eğer görebilirsem, ekstra large olsa gerek çünkü göremedim. Neyse, işte böyle bir elbise gibi görünen bir mayo ve aslında son değil, ben başka şeyler de almışım ama nerede onlar ya? Neyse, aldığım bir başka şey, iki gün boyunca giydim, üstünden çıkarmadım, o yüzden şu an biraz garip görünüyorsa kusura bakmayın. Bu üst, blues. Ne deniyor bunları bilmiyorum. Şöyle kolları var. Üstü, ay çok güzel de parfüm kokuyor. Üstü şöyle geliyor. Yanları şöyle. Çok tatlı bence, çok şirindi. Bunu aldım ben de. Şöyle giyiyorsunuz. Askılı bir blues işte. Bence çok hoş duruyor. Sanki bana biraz böyle vintage desenliymiş. O eskilerin kıyafetleriymiş. Çünkü şu göğüs kısmı biraz böyle dolgun gibi, bel kısmı, bende bel yok aslında ama şöyle böyle hafifçe içeri geliyormuş gibi, ay çok güzel kokuyor. Sarah Jessica Parker Lovely ile şeyin karışımı, çünkü bir gün Lovely'yi sıkmıştım, bir gün de Yves Rocher Vanilla'yı sıkmıştım, ikisinin karışımı çok güzel kokuyor. Neyse, çok güzel olduğunu düşündüm bir bluz üst. Bu arada mayoyu kaç aldım, 12 dolar almıştım sanırım Target'ten, bence çok para ama uzun yıllar giyeceğimi bildiğim için ve Türkiye'de giyerim diye aldım aslında. Değer. Bunu da Walmart'tan yanılmıyorsam 8 dolar almıştım. Bu da XX large bu arada. Bu da yine o gençler için olan markadan sanırsam. Öyle. Kıyafet kaç dakika oldu? 13 dakika. Fena değil. Kıyafet aldıklarım bu kadar arkadaşlar. Makyajı göstereyim o zaman. Makyaj olarak çok fazla bir şey almadım. Hatta bunlardan bir tanesini daha önce gösterdim mi hatırlamıyorum. Gösterdiysem kusura, ay suratım da kıpkırmızı ve yağ içinde. Umarım beğenirsiniz. Evet. Makyaj. Rimmel'in şu pudrasını aldım. Stay Matte. Çünkü Maybelline pudram bitti ve hep diyordum ya Maybelline alacağım ya Rimmel alacağım diye. Rimmel aldım bu sefer de, değişiklik olsun. İkisini de aynı seviyede seviyorum. Rengim 05 Silky 5. Fakat benim bu kırmızılığımın sebebi bu olabilir. Sanki biraz koyu gibi. Gerçi şimdi şöyle kıyaslayınca da açık gibi. Onu bilmiyorum, bugünkü rengimden hiç memnun değilim. Bunun kokusuna da aşığım. Böyle görünüyor. Bunu aldım. Fiyatı 4 ya da 5 dolardı sanırım. Hatırlamıyorum. 4,5 falan da olabilir. Neyse. Dün değil, ama önceki gün CVS'e gitmiştim. Çok alakasız bir şey almak için. Lütfen... Wet n Wild'ın şu şöyle bir setini gördüm. Normalde bu rujlar 1.99. Fakat ikisi 1.99. Ruj ve dudak kalemi. Rujun rengi 902C Beritol. Şöyle görünen mat bir ruj.
Dudağımda da bugün bu var. Ben beğendim. Böyle nude'umsu, pembemsi, cilt tonumsu rujları seviyorum. Siz bana koyu rujları daha çok yakıştırsanız da. Ben de aslında koyu rujları daha çok yakıştırıyorum kendime ama böyle rujları da seviyorum. Her gün kırmızı ruj sürmek istemiyorum açıkçası. O yüzden de aldım ve memnunum. 1.90'lık, 2 dolar yani. Aynı yanında gelen dudak kalemi de 666 Brandywine isimli şu dudak kalemi. Görünmüyor, kasmayayım hiç. Şeye göre, ruja göre daha koyu bir kalem. Kalemi sürüp içine ruju sürünce çok böyle 90'lar modası gibi görünüyor. 90'lar modası. 90'lar makyajı gibi görünüyor dudağımda. Hoş görünmüyor ki 90'lara aşığım ama ben de biraz 90'lar porno yıldızı havası oluşturuyor ne yazık ki. O yüzden dudak kalemiyle kullanmamayı, dudak kalemsiz kullanmayı tercih ediyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Daha sonra aldığım şunu aldım. New York Color'ın NYC'nin göz kalemini aldım Walmart'tan. 98 centli siyah göz kalemine ihtiyacım vardı. Rengi de Jet Black. Fakat çok beğenmedim ben bu kalemi. Çok beğenmedim derken aslında şöyle ele sürdüğünüzde gayet kremsi falan göz içime çok daha değil. Bugün sürdüm. Konuştuğum kalitesiz Türkçe için özür dilerim. Bu zamanda video yapmadığım için sanırım biraz hamlamışım. Güzel Türkçe konuşmayanların videolarını izlemekten haz almıyorum. Bunu da söylemek durumundayım. O yüzden onlardan bir tanesi de olmak istemiyorum. İnşallah izlerken ne biçim Türkçe konuşuyor bu demiyorsunuzdur. Okay. Çok beğenmedim. Gözümde var bugün fakat sanki çok rengini vermiyormuş gibi geldi. Bilmiyorum. Belki daha yeni diye. Çünkü kalemi aldım. Kapağını açtım hemen sürmeye başladım. Belki biraz kremsileşmesi için ucunun sivriliğinin gitmesi gerekiyordu. Bilmiyorum. Çok bayılmadım. 98 cent, 1 dolar yani. Bunu daha önce gösterip göstermediğimi hatırlamıyorum arkadaşlar. Umarım göstermemişimdir. Target'ten aldığımı sanıyorum. Göz makyaj temizleyicisi. Göstermediysem şu an gösteriyorum. Bu bir göz makyaj temizleyicisi. Fakat şey gibi kokuyor. Çok hafif pudrayla gül suyu karışımı gibi. Kokusundan memnunum. Çıkarmasından da memnunum. Fena değil. Tekrar alabilirim. Oil free, yağsızmış çok önemli benim için. Çünkü ben çift bazlı yağlı ürünlerden nefret ediyorum. Bir adet de aseton aldım. Asetonum bitmişti. Swan markasının bildiğiniz. Ben 99 cent'e 1 dolara aldım. Herhangi bir aseton. Geçenlerde koyu renk, koyu mor ojem vardı. Onları çıkardım. Bunları sürdüm. Fena da değil. Daha sonra gene Walmart'tan şu ürünleri aldım. Walmart'ın Dollar Section diye bir bölümü var. 1 dolarlık ürünler satılıyor orada. Bunları aldım oradan. 1 dolara vücut losyonu hem de Vanilla Icing. Vanilya kokulu vücut losyonu. Kokusu çok güzel. Yapısı çok güzel değil. 1 dolara çok şey beklememeliyim sanırım. Bir denemek için aldım. Bu böyle sürdüğünüzde beyaz bir şekilde beyaz bir iz bırakan fakat sonra zamanla emilen kremlerden ben öyle kremlerden hiç haz etmiyorum. Şeyde nemlendirmesi de çok güzel değil bence. Ama 1 dolara aldım. Yine 1 dolara aynı kokunun Vanilla Icing kokusunun vücut spreyini aldım. Ben henüz kullanmadım. Hadi ilk defa bu video için kullanayım ama ben bunu nasıl açacağım? Bu video için kullanmasam mı acaba? Dişlerim her tarafta ruj oldu, iğrenç. Bir türlü fırsat olup açmamıştım. Hadi bakalım. Çok bir şey beklemiyorum tabii ki. 1 dolar. Aynısının duş jelini de aldım. Gene aynı kokulu. Bir kere kullandım, köpürmüyor. Ucuz etin yenisi. Her zamanki gibi iyi olan arkadaşlar. Ama tipi çok tatlıydı. Şu resmin güzelliğine bakar mısınız? İsmi de yani vanilya olunca bilgen hemen yapışmak durumunda. Bir de videolar yani kaybedecek çok bir şey yok diye. Neyse. Kokusu gayet güzel. Pasta gibi. Kurabiye gibi kokuyor. Hoş. Kalıcı olacağını zannetmiyorum. Ama güzel kokuyor. O da sprey falan yapabilirim. 1 dolar yani.
Daha sonra sıra geldi makyaj ve kıyafet ve güzellik dışı şeylere. Benim kokulara karşı bir aşkım olduğunu biliyorsunuz. Uygun kelimeyi bulamadım. O yüzden de koku aldım. Yine Walmart'tayken ne zaman böyle marketlere falan gitsem oradaki mumlara yapışıyorum. Kokuların böyle çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Kokular var. Önce Walmart'tan almadıklarından başlayayım. Bunlar. Bunlar mum. Cidden konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Mumlardan bir tanesinin markası Betty Crocker ve kokunun adı da Vanilla Bean. Daha çıkarmadım gördüğünüz gibi. $1.39 diyor fakat ben bunu 99 cent'e aldım. $1 yani. Çok hoş, hafif bir vanilya kokusu. Bu mumlar güzel yanıyor diye duydum. Kokusunu güzel veriyor diye duydum. Deneyeceğim. Böyle görünen bir adet mum. Yine aynı kokunun, yine aynı markanın pardon. French Vanilla olanını aldım. Resmin güzelliğine bakar mısınız? İşte bu resimleri görünce Bilgen gidiyor alıyor bunları arkadaşlar. Bu da çok tatlı, hafif bir vanilya kokusu gene. Oy! Gene onu da 99 cent'e aldım. Daha sonra Walmart'ın bu mumları vardı. Vanilyalısını aldım. Bu boyu $1'dı. Çok ucuz bence. Büyük boylu, en büyük boylarında $5 mı ne? Fakat koku verip vermediğini bilmiyorum. O yüzden de denemek istedim. Bunun kokusu fena değil. Alırken orada daha güzeldi. Sonradan şunlara kıyaslayınca fazla beğenmemeye başladım. O yüzden büyüğünü alıp almamada kararsızım ama yine aslında büyük sayılabilecek bir boy bence. Yani deneme boyuna kıyasla. Öyle. Büyük boyu $5. Eğer beğenirsem gidip alacağım. Walmart'tan aldım. Vanilya mum. Bir diğer yine Walmart'tan aldım ki Allah aşık olarak aldım bunları. Tarte Scented Wax diyor. Fragrance Cubes demiş. Bunları inanılmaz güzel kokuyor. Çünkü ben cupcake'lisini aldım ve bir tanesini kullandım gördüğünüz gibi. Cupcake kokulu arkadaşlar ve çok 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 güzel. Dışındayken dıştan koklayınca daha güzel. İçine içince biraz ağır kokusun. Ama o da çok güzel tabii ki. Allah şöyle bir parçasını koparıyorsunuz. Sonra şunun şurasına koyuyorsunuz. Ibo ve Charlie bunu elleye elleye bu hale getirdiler. Özellikle Charlie oynaya oynaya manyaktı bunu. Buraya koyuyorsunuz. Daha sonra şu altına küçük bir mum yakıyorsunuz. Ve bu eriyor. Eriyince de içeriye muhteşem bir koku veriyor. Biz o gün yakmıştık bunu akşam. Ibo eve geldiğinde içerisi şeker gibi kokuyor. Çok da ağır kokuyor demiş. Ibo çok şekerli kokuları sevmiyor. Yani oldukça kokusunu veriyor. Ibo'nun ağır deyip dememesi umurumda bile değil. Çünkü içeriği güzel kokutmuştum. Cupcake gibi, vanilya gibi kokuyor içerisi. Oh böyle. Bu şurada $3 aldım Walmart'tan. Türkiye'de de var bunlar. Tahtakalelerde bile bulabilirsiniz. Ya da Yankee Candle'dan geçen sene ben 15 liraya mı ne almıştım. Şöyle mumlar yakıyorsunuz içinde. Nitekim o mumu da Walmart'tan aldım. Sanırım $2'dı. İçinde 16 tane var. Tea Light diye geçiyor. Türkiye'de de Ikea'da falan her yerde var. Ben vanilya kokusunu aldım gene. Malumunuz ben. Ben ve böyle şeylerin kokuları. Çok fazla kokusunu vermiyor aslında bu ama çok önemli değil. Olay şunun kokması. Öyle onu da $2'a almış bulundum. Çok da memnunum böyle bir şey yaptığım için. Evet arkadaşlar, benim aldıklarım bu kadar. Umarım hoşunuza giden şeyler olmuştur. Umarım sıkıcı bir video olmamıştır. Umarım konuşma hatalarımı çok aptalca bulmamışsınız. Ve kıyafetler de böyle. Eğer hoşunuza gittiyse bu kıyafet kısmı olayın. Daha sonraki videolarımda da bir şeyler alırsam şayet göstermeye devam edebilirim. Aslında aşık olarak aldığım bir ayakkabı, hatta iki ayakkabı vardı. Fakat ikisi de bej rengi. O yüzden giydikçe çok kirlendiler. Onları göstermek istemiyorum. Bir tanesini $35 almıştım. Bildiğiniz aşık olup böyle hafif dolgu topuk. Çok hoş duruyor bence ayakta. Bir diğeri de Target'te $5'dı, indirimdeydi. Yok ya ben bunu giymem diyerek aldım. Yani giymem ama aman $5 en fazla hani markete falan giderken giyerim. Çok amşam bir şey değil diyerek aldım fakat aşık oldum onu da ayağımdan çıkarmıyorum. Neyse. Şayet hoşunuza gittiyse bu kıyafet videosu. Aldıkça göstermeye devam edebilirim. Saçmaladım iyice.
İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınız için teşekkür ederim. Size bir soru soracaktım ben aslında da. Yorum yapmanızı isteyecektim onunla ilgili ama sanırım o şeyde favoriler biliyorsun. Çünkü favoriler videosu çekeceğim bundan sonra eğer vaktim varsa bir dakika saate bakayım. Saat 1.10 geçiyor. Vaktim var. Bir tane de favoriler videosu çekeceğim. Onu da artık ne zaman yayınlarım bilmiyorum. Ya bundan önce belki. Bundan sonra bir tane de ev alışverişi videosu çektim. Mutfak alışverişi yapmıştım. Onu yayınlayıp yayınlamakta kararsızım. Eğer istiyorsanız o videoyu lütfen yorum yazar mısınız? Yayınla izleyelim diye. İstemezseniz yayınlamayacağım. Çok önemli bir video değil zaten. Neyse. Bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Her zamanki gibi kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.